bir yandan bu Cumhurbaşkanımızın açıkladığı insan hakları eylem planı var. Bir evet. yandan yeni anayasa konusu var. Burada önemli bir husus olarak gördüğüm yeni yönetime, Amerika'daki Biden yönetimine bir sinyal maksadı taşıdığını da bir miktar düşünüyorum. Niçin? Çünkü Biden biliyorsunuz geldikten sonra Trump döneminden farklı bir sürece girildi. Bir defa Senato Biden'a bir mektup yazdı Amerikan Senatosu. Mektupta açıkça isim vererek Türkiye'deki demokratik olmayan, insan haklarına aykırı, hukuka aykırı bir takım uygulamalar, tutuklamalar, gözaltılar, hapis cezaları bunlar ifade ediliyor. Ve bir takım otoriter, totaliter gelişmelerden bahsediliyor. Bunlara karşı Türkiye'nin uyarılması Biden'dan isteniyor Senato tarafından yazılan mektupta. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir mektupta Temsilciler Meclisi'nden Blinken'a geldi. Dışişleri Bakanı Blinken'a. Temsilciler Meclisi'nin 184 üyesi imza atmış. Tabii bu Temsilciler Meclisi'nin yetkisi de çok fazla. Yasaları veto edebiliyor. Yönetimi, başkanı elini kolunu bağlayıp kilitleyebiliyor. Son derece önemli. O mektup da aynı minvalde. Yani Senato'nun Biden'a yazdığı mektupla aynı minvalde. Dolayısıyla bu tablo karşısında bir reform, bir demokratikleşme, işte anayasanın yenilenmesi gibi bir tavır içerisine sanki hükümet girdi gibi, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere. Bir de tabii Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na aylardan beri dönmemesi ve Amerika'nın yeni savunma bakanının da Sayın Hulusi Akar'a tebrik telefonuna geri dönmemesi önemli gelişmeler ve tabii Dışişleri Bakanı Blinken'ın da Türkiye'ye karşı sert açıklamaları, katsa yaptırımlarının gerekirse arttırılarak devam ettirilmesi gerekir gibi bir takım beyanatları. Bütün bu gelişmeler hükümetin bir miktar demokratikleşiyoruz, reform yapıyoruz, yeni anayasa yapmamız lazım gibi bir noktaya ittiğini düşünüyorum. Tabii reform diye açıklanan maddelerde de yeni bir şey yok. Evrensel hukukun temel prensipleri, ta Magna Carta beyannamesinde görülen temel hukuk kuralları, prensipleri, insan hakları beyannamesinde ifade edilen prensipler. Yani bunlar hep bilinen, olması gereken ve kulağa çok hoş gelen maddeler. Ancak tabii uygulaması önemli. Bugüne kadar hep kulağa hoş gelen şeyler söylendi. Ancak uygulamada maalesef aynı durumla karşılaşmadık. Tabii bugüne kadar yapılan hukuki yanlışların bir miktar itirafı, 19 senedir tek başına iktidardasınız. Demek ki bu adımları atmamışsınız, hala da şimdi atacağız diyorsunuz. Örneğin somut delil olmadan tutuklama olmayacak diyor. Demek ki şimdiye kadar yıllardan beri somut delil olmadan bir sürü tutuklama yapmışsınız. Bunların da bir itirafı. Ama tabii biz iyi niyetle yaklaşıyoruz. Böyle bir sivil, yerli, milli adaleti önceleyecek, hakkı üstün tutacak, bizim de yapacağımız çalışmadaki önceliklerimizle, kırmızı çizgilerimizle uyumlu, toplumsal mutabakatın sağlanacağı, yani sadece meclisteki partiler değil, meclis dışındaki partilerin de görüşlerinin alınacağı bir anayasa çalışması olursa da tabii ki destekleriz diye de ifade etmiştik.